Profesör Doktor Turgut Tok, Türk Dili Edebiyatı Bölümünün bölüm başkanlığı görevini yürütmekteyim. Yeni Türk Dili alanında öğretim üyesiyim. Bizim bölümümüz Pamukkale Üniversitesi'nin kuruluşundan 2 yıl sonra, resmi anlamda 1992'de kurulan Pamukkale Üniversitesi'nin kuruluş işlemlerinin bitiminde 1994 yılında öğrenci alımına başlayan üniversitemizin ilk öğrenci alan bölümlerinden bir tanesi. 98 yılında ilk mezunlarımızı verdik. Bu yıl 25. dönem mezunlarımızı vereceğiz. Bölümümüz 7 profesörün, 3 doçentin, 2 doktor öğretim üyesinin, 9 da araştırma görevlisinin bulunduğu bir bölümdür. Bölümümüzde toplam 708 tane öğrencimiz var. Hem normal öğretim hem ikinci öğretim olarak bu öğrencilerimiz eğitimine devam etmektedir. Bölümümüzde aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programları da bulunmakta. Biz 4 yıllık fakültede lisans eğitimini alan öğrencilerimize Türk Dili ve Edebiyatı lisans diplomasını veriyoruz. Geçmişte bu bölümden mezun olan öğrencilere Türkolog unvanı veriliyordu. Şu anda Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu unvanı verilmekte. Bölümümüzün mezunları eğitim camiasının her seviyesinde iş bulma imkanına sahipler. Formasyonu alabiliyorlar. Formasyonu aldıktan sonra liselerde, ortaokullarda Türkçe, Türk Dili Edebiyatı öğretmenliklerini yapıyorlar. Ayrıca bölümümüz öğrencileri, mezun olan öğrencilerimiz yüksek öğretimde, üniversitelerde zorunlu olarak okutulan Türk Dili derslerini yürüten okutmanlar var. Türk Dili okutmanları, Türk Dili okutmanı olarak da görev yapabiliyorlar. Biz bölümümüzde Türk dilinin tarihi dönemlerde bütün kullandığı alfabeleri okuyup yazmayı öğretiyoruz. Özellikle de eski yazı diye tabir edilen Osmanlı Türkçesi ile Türk dilinin yazıldığı dönemin evraklarının, kitap ve yazılarının okunması ve yazılması da öğretiliyor. O sebeple iyi bir Osmanlı Türkçesi eğitimi alıyor öğrencilerimiz. Osmanlı arşivlerinde, başbakanlığa bağlı olan Osmanlı arşivlerinde de uzman olarak görev yapma durumları söz konusu. İletişim fakülteleri günümüzde çoğaldı fakat özellikle prodüktörlük anlamında TRT'de ve özel kanallarda da bölümümüz mezunlarının iş bulma imkanının olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 25. dönem mezunlarını verdiğini söyledim. Aynı zamanda biz yurt dışında özellikle de Türk dünyası dediğimiz coğrafyadaki ülkelerin üniversiteleriyle de işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bilhassa Kazakistan'dan, Kazakistan'ın Gumiliyev Üniversitesi ile ikili anlaşmamız var. Bu anlaşma gereğince öğrencilerimiz oraya gidip oradaki öğrenciler de buraya geliyorlar. Özellikle yüksek lisans ve doktora seviyesinde bu ikili ilişkilerimiz üst seviyede sürdürülmekte. Bizim şu anda yüksek lisans ve doktora programlarında 66 tane öğrencimiz bulunmakta. Bu 66 öğrencimizin 11 tanesi yurt dışından gelen öğrencilerimiz. Bunların büyük bir çoğunluğunu Kazakistan'dan gelen öğrenciler oluşturmakta. Ama Kazakistan'ın dışında da diğer Türk coğrafyalarından, hatta en uzak Türk coğrafyalarından biri olan Afganistan'ın Güney Türkistan denilen bölgesinden gelen Özbek öğrencilerimiz var. Buradaki öğrencilerimiz de o bölgelere yüksek lisans ve doktora anlamında gönderme şansına sahibiz. Türk dilini, Türk kültürünü, Türk tarihini, Türk coğrafyasını seven insanların, ilgi duyan öğrencilerin büyük bir keyifle
okuyabilecekleri ve donanımlarını yükseltebilecekleri bir bölümdür. Türk dili, kültürü, tarihi, coğrafyası, mimarisi anlamında ilgili olan öğrencileri bölümümüze bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.